Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvaları Kış Kartalı Harekatı'yla havadan vuruldu. Harekatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bizzat yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Savaşan Şahin F-16'lar peş peşe havalandı, terör hedefleri yerle bir edildi. Kış Kartalı Harekatı'yla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Tebrik ediyoruz. Çok şükür kazasız belasız efendim büyük çaplı bir operasyon tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan takip etti. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefler nokta atışıyla vuruldu. Görev bitmedi. Ne zamana kadar? En son terörist etkisine getirinceye kadar. Bölgeden gelen istihbarata göre Kış Kartalı operasyonuyla terör listesinde aranan çok sayıda hain de etkisiz hale getirildi. Karada, denizde, havada her neredeyse bu mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bakan Akar operasyonların hız kesmeden süreceğini belirtirken teröristlere adalete teslim olmaları çağrısı da yaptı. Terör örgütüne karşı düzenlenen Kış Kartalı Harekatı'nı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan inlerine girdik dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul eden Erdoğan'ın yoğun bir programı vardı. İş dünyasına da seslenen Cumhurbaşkanı CHP liderini hedef aldı. İnlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi? Girdik. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline getirmektir diyen Erdoğan, terör örgütüne yönelik Kış Kartalı operasyonuna parantez açtı. İşte dün gece aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık. Kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar. Beştepe'de dikkat çeken bir konu da vardı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. CHP liderinin sosyal medyadan yayınladığı videoya Cumhurbaşkanı tepki gösterdi. Lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz. Bu millet bunlara kanmaz. Eski Türkiye özlemiyle bel altı siyaset tarzı bizi üzüyor dedi. Bak Bay Kemal, şimdi yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Ya biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, mum. Gaz lambası vardı, gaz lambası. Biz ise bunu işte bu hale getirdik. Sizin hayal bile edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük. Kahvaltıda AK Partili vekillerle buluştu. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu'nun Akkuyu devreye girdiği zaman sanayici 3 kat pahalı elektrik kullanacak iddiasına da itirazı vardı. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı. Hayatında sen nükleer enerji santrali nedir görmedin, bilmedin, bilmiyorsun ya. Trabzon ziyareti sırasında gençlerle buluşması da medyayla paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili soruya bunlarla ilgili konuşmak bile bize zul geliyor yanıtı verdi. Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. CHP'li bir grup kadın milletvekili Bakırköy cezaevine gitti. Tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı ziyaret etti. Kabaş, kişi hürriyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvururken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabaş'a yönelik tepkisini bir kez daha dile getirdi. Gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda, milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını bu sözlerle değerlendirirken CHP'li kadın vekiller Kabaş'ı ziyaret için Bakırköy cezaevindeydi. Sedef Kabaş üzerinden cesur, yürekli kadınları baskı altına almak, sindirmek amacıyla tutuklandığını düşünmekteyiz. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı Sedef Kabaş. Erdoğan tepkisini Trabzon'da gençlerle buluşmasında tekrar etti. Milletimiz de yargımızda bu kişinin terbiyesizliğinin yanına
kar bırakmadı. Gerekeni yerine getirdi. CHP'li vekillerse yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda parti genel başkanı olduğuna dikkat çekti. İlgili maddenin Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılmasını istedi. Cezanın alt ve üst sınırları düşünüldüğünde Dedef Kabaş'ın tutuklu yargılanmaması gerekmektedir. CHP'li vekillerin ziyareti AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. CHP milletvekilleri evet muhalefet ediyoruz ama hiç kimse kimseye böyle bir hakaret etmemelidir deselerdi bu nefret söylemiyle Cumhuriyet Halk Partisi kendisini ayrıştıracaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bizim arkadaşlarımız Balıkçı'da kafa bulmaz sözlerine yanıtsa CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan geldi. İsteyen içer, isteyen içmez ama sen bunu yapmak suretiyle kafanın hiç değişmediğini ve değişmeye niyetinin olmadığını gösteriyorsun. Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç işliyor değerli izleyenler. Hazırlık komisyona karar aşamasına gelirken Semra Güzel adına savunmayı HDP'li bir başka vekil yaptı. Kendi gelmediği savunmasını Ankara milletvekili yaptı. Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için mecliste süreç işliyor. Hazırlık komisyonu Güzel'in dosyasını görüşmek için ikinci kez toplandı. Hafta başındaki ilk toplantıya da katılmamıştı HDP'li vekil. Onun yerine sözlü savunma yapan Filiz Kerestecioğlu'nun skandal fotoğrafları çözüm süreci koşullarına dayandırdığı belirtildi. Hazırlık komisyonu Güzel'le ilgili nihai kararını yarınki toplantıda verecek ve raporunu karma komisyona sevk edecek. Dokunulmazlığın kaldırılması görüşü çıkarsa son sözü genel kurul söyleyecek. Adana'da benzerine az rastlanır bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kişi eşyalı olarak kiraladığı evi soyup soğana çevirdi. Önce mobilyaları sonra da kapı pencere ne varsa söktü götürdü. Durum fark edildiğinde ise artık çok geçti. 23 gün boyunca ev içerisinde kiracı eşyaları yavaş yavaş teker teker evden götürüyor. Yani evi komple boşaltıyor. Zamanı vardı, ağır ağır çaldı, evde ne eşya ne de kapı pencere bıraktı. Kimsenin ruhu bile duymadı. İçeriye girdiğinizde işte bu manzarayı gördük. Kapılar sökülmüş, pencereler sökülmüş, petekler sökülmüş. Yani ben ayrıca diyorum gerçekten gülsek mi ağlasak mı bilemedim. Trajikomik bir olay. Adana'da bir mülk sahibi başına gelecekleri bilmeden eşyalı dairesini 2400 liraya kiraya vermişti. Evin içerisindeki bütün demirbaşı, mutfak dolaplarını, kapıları, pencereleri, musluklara varana kadar evin içerisinde ne varsa söküyor, alıyor, götürüyor. İddiaya göre kiracı evimi yeniliyorum diyerek bir mobilyacıyla 3000 liraya anlaştı. Çalışanlar her şeyden habersiz eve gelip bir saat içerisinde ne var ne yoksa söküp götürdü. Evin içindeki eşyalar gitti muhtemelen. Komşular ev sahibi ve site yöneticisine haber verdi. İkisi de kapıda şok geçirdi. Götürenleri kameradan tespit edip plakasından gittik en azından mobilyaları kurtardık. Mobilyacı savcılık kararıyla dolap ve kapıları geri getirip yerine taktı. Eşyalarsa bulunamadı. Polis hırsız kiracıyı aramaya başladı. İstanbul Büyükçekmece'de polis iş makineleriyle kazıya başladı. Esrarengiz çalışmanın ardında iddialara göre bakın ne vardı. Polis iş makineleri eşliğinde Büyükçekmece'de kazıya başladı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken esrarengiz olayın altından cinayet iddiası çıktı. İstanbul Asayiş Şube ekipleri 35-40 yaşlarında bir erkek şahsını öldürüldükten sonra işte bu görmüş olduğunuz Büyükçekmece'deki boş araziye getirilip buraya gömüldüğü bilgisine ulaştı. Gece yarısı buraya kepçeler ve helikopterler geldi ve işte bu noktada 3-4 noktada kazı yapıldı ancak henüz cesede ulaşılamadı. İddiaya göre aranan kişi Murat Kartal'dı. Annesi karakola kayıp başvurusu yapınca soruşturma başlatıldı. İddiaya göre iki polis onu gözaltı bahanesiyle kaçırıp husumetlilerine teslim etmişti. İzine ulaşılamayınca bir uyuşturucu kaçakçısının akrabalarının da aralarında olduğu ikisi polis 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polis yaklaşık 10 bin metrekarelik alanı tamamen abluka altına aldı ve caddelere kontrol noktaları oluşturdu. Ve biraz sonra işte bu görmüş olduğunuz noktaya yine kepçeler gelecek ve kazı yapılıp cesedi aramaya başlayacak. Kan davası nedeniyle infaz edildiği düşünülen Murat Kartal'ın cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da yaşanan taksi sorunlarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre bazı durak sahipleri hastane, alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerin kapısında değnekçi bekletiyor. O değnekçiler de müşteri alan şoförleri haraca kesiyor. Buradaki bu vatandaş da bizden haraç alıyor, bizden haraç istiyor. Ben beni aldım. Beni çek. Ben sırada camına vurdum. Sen ne dedin bana? Senden 300 mü istiyorum, 2 lira istiyorum. 1 lira verin veremez. Size yolcu vermez. Arabanızı kırar, camınızı kırar, size darp eder. Ben seni aldım, çekeceğim şimdi buraya. Hastane önlerinde alışveriş merkezlerinin kapısında bekliyorlar. Taksicilerden araç istiyorlar. Tam da sizin gibi birini tarif ediyorlar. Doğrudur. Az önceki arkadaş da öyleydi galiba. Doğrudur. Burada da bir arkadaşımız var. Bu bir iş mi yani? Tabii canım. Taksici sorununa bir de değnekçi krizi eklendi. Ben polis arıyorum. Hazırlı para istemedin mi? Geldin. Camı ha böyle vurdun. Burası durak. Ben sana böyle vurdum. Sen bu adamın camına vurmaya hakkın yok. 300 lira istemiyorum. Tamam bak. Laflarını söyledin mi? Dün akşam saatleriydi. Bir yolcu hastanenin önünden taksiye bindi. Buradaki bu vatandaş da bizden haraç alıyor. Hemen yanlarına biri geldi. Taksiciden yolcu başına 2 lira istedi. İşte bunun üzerine taksici o parayı ödemek istemedi ve tartışma alevlendi. Ben seni aldım, çekeceğim şimdi buraya. Burası bir durak, hastane durağı. Durak var mı burada? Durak arkada bunun. Ekibimiz bugün olay yerine gidince aynı değnekçiyle karşılaştı. Tam da sizin gibi birini tarif ediyorlar. Doğrudur. İşte bir çay kahve bir şey ikram size. Yok sağ olun. Beş parmağın beşi bir değil, anladın? Çok geçmeden yakınlardaki taksi durağının sahibi geldi. Yaptıkları iş yasal değildi. Ama o savunmaya geçti. Kaya parası alınıyor. Sizin deyiminizde değnekçi olaraktan para alınıyor. Sizin ama maaşlı çalışanınız değil sonuçta. Yasal bir şey değil. Kim nasıl yasal değil yani? Yabancı araba gelir, oradan yolcusunu alır, giderken kaya'ya 2 lira para verir. 1 lira verin veremez. Size yolcu vermez. Arabanızı kırar, camınızı kırar, size darp eder, hiç fark etmez. Ama ya burada normal bir şey gibi anlatmayalım ama şimdi. Taksicilerin de kafası karışık. Kimi alışılagelmiş düzene uyuyor. Ben de mesela başka bir durağa gittiğim zaman 2 lira kaya parası veririz, gideriz. Her taksici buna gönül rahatlığıyla zaten razı olur. Kimi de haraç kesenlere isyan ediyor. 1 lira 2 lira vermeden iş alamıyoruz. Burası bizim diyorlar ama halbuki bütün halka açık bir yer. Buranın arabaları var. Buradan çık. İllaki para vereceksin yani. Ben camına vurdum. Saplantılı tacizcisi uğruna cinsiyet değiştirdi. Adım adım takip edip mesaj üstüne mesaj attı. Hatta ev adresini öğrenip yemek gönderdi. Hayatı cehenneme dönen ünlü şarkıcı Ceylan Ertem başıma bir şey gelmesinden korkuyorum dedi. Sosyal medya hesabından isyan etti. Gönlüm ister İddiaya göre saplantılı hayranı onun için cinsiyet değiştirdiği adım adım takip etti. Şarkıcı Ceylan Ertem 5 yıldır süren tacizden yoruldum dedi. Odalarda ışıksızım, katıksızım bir aneyim. Ünlü şarkıcı başından geçenleri sosyal medyada yaptığı uzun açıklamayla duyurdu. Bir kadın dinleyicisi yıllar önce onu takip etmeye başlamış, her konserine gitmiş, hatta oturduğu mahallede, gittiği tatilde, yürüdüğü yolda sık sık karşısına çıkmıştı. Takıntılı hayranı bu kadarla da kalmadı. İddiaya göre Ceylan Ertem için cinsiyet değiştirip erkek olduğu, onun en sevdiği erkek ismini bile aldı. En son bir restorandan yemek gönderip o yöntemle adresini de öğrenince ünlü şarkıcı sosyal medyadan isyan etti. Koronaya yakalandığını duyuran Ceylan Ertem karantinası sona erdikten sonra savcılığa gidip saplantılı hayranından şikayetçi olacağını söyledi. Ece Su Uçkan, 22 yaşında bir model, dün gece akıl almaz bir kaza geçirdi. Bindiği taksi Kalamış Marina'da denize uçtu. Neyse ki suyun dibinde kapıyı açmayı başardı. Şoför de pencereden çıktı. İkisi de yüzerek kurtuldu. Genç model yaşadığı kabusu Show Haber'e anlattı. Bir
taksiyle denize uçacağımı hiç düşünmemiştim. Ölümden döndük. Gerçekten kıl payı ucuz atlattık diyemeyeceğim bu sefer. Büyük atlattığım bir ölümden döndüm. Bindiği taksi denize uçtu. Genç model canını zor kurtardı. Bir anda yüzüp hayatımızı, canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ölüme çok yakın bir hissi tattım ne yazık ki. Çok kötüydü. 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan dün akşam Kadıköy'den taksiye bindi. Sürücü Ahmet Kaya ile birlikte Kalamış'a gitti. Marina'ya giren taksi yol boyunca ilerlemeye devam etti. Ancak bu yolda ne bir uyarı levhası ne de bir ışık vardı. Manevra yapmak isterken de birden denize uçtu. Taksi önünü görmedi ve ilerlediği için 2,5 metre kadar uçtuk. Aracın içi bir anda aşağıdan su bastırdı. Ben ne olduğunu anlamadım zaten. Bir anda su seviyesi omuzlarıma geldi. Tüm gücünü topladı, taksinin kapısını açıp çıktı. Yüzerek çıktı. Taksici de. Aynen, o camdan çıktı. Kapıyı da açamamış. Ben son dakika kendimi kapıdan attım ve çıktım. Üstümde bir kaban vardı ve kaban 3 kilo falandı. Suyla beraber 20 kilo oldu ve ben beni bir şeylerin aşağı çektiğini hissettim. Benim için çok kötü bir travma oldu. O an kapıyı nasıl açtım, nasıl çıktım ve nasıl kurtuldum bilmiyorum. Kimse yoktu. Ben bağırdım, çok sesim çıktı, kimse duymadı. Sesini dakikalar sonra duyurabildi. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksici zaten çok kibar bir adamdı. Beraber kurtulduk. Kazadan kurtulunca sarıldık. Mucize eseri kurtulan Ece Su Uçkan o korkunç kazayı küçük yaralarla, morluklarla atlattı. Sadece dizimde kötü bir morluk var. Bu dizimin morluğu da kareye adım atarken dizimin üstüne basarak çıktığım için. Olayın ardından hem onun hem şoförün ifadeleri alındı. Taksi ise sabah saatlerinde denizden çıkarıldı. Önlemler alınacak. İfadede bulundum. Oraya herhangi bir ışık tabela konulacak. Ben gerçekten şu an nefes aldığım için, aranızda olduğum için mutluyum. İstanbul Esenyurt'ta bir telefoncuya giren hırsızlar 100 bin liralık telefon çaldı ama o kadarla da kalmadılar. Öksüzlerin, yetimlerin hakkıdır demeden sadaka kutusunu bile yanlarında götürdüler. Buradan içeri giren hırsızlar bu rafı komple boşaltıp kayıplara karışıyorlar. 100 bin lira değerinde telefon çaldılar. Ama gözleri öylesine dönmüştü ki içinde birkaç yüz lira olan sadaka kutusuna bile göz diktiler. Alıp gittiler. Olay gece saatlerinde gerçekleşti. Görmüş olduğunuz bu demir parmaklıklar yoktu. Arkasındaki camı kırdı hırsızlar ve içerideki tuğla olmadığı için oradan içeri dükkana giriş yaptılar. Giren hırsızlar yan tarafta bulunan dükkanın daha önce çalışanlarıymış. Daha önce orada çalıştıklarını polis arkadaşlar tespit etti. Camı kırıp içeri giren hırsızlar yürüyerek işte bu noktanın bulunduğu hizaya geldiler ve burayı kırıp içeri girdiler. Buldukları her şeyi aldılar. Şu an maddi zararımız 100 bin lira değerinde telefonumuz ve 6 bin TL nakit paramız çalındı. Tam çıkarken sadaka kutusunu gördüler, öksüzün yetimin parası demediler, onu da çaldılar. O kadar vicdansız ve gaddarlar ki yardım amaçlı bulundurduğumuz sadaka kutusunu bile alıp çalmışlar. Suriye uyruklu hırsızlar kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Elektrik faturalarına yeni düzenleme getirilse de birçok tüketici elektrik faturalarını düşürmenin yollarını aramaya devam ediyor. İşin uzmanından tasarruf tavsiyeleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Ne kadar geldi fatura? 450 TL. 450. Evet. Bir önceki ay ne kadardı? 280 falan. Sadece televizyon, işte buzdolabı ve çamaşır makinesi. Elektrik faturaları kabardı. Herkes tasarruf yapmanın yollarını aramaya başladı. Püf noktalarını işin uzmanları anlattı. LED ampuller kullanabilirler. Hiçbir elektrikli cihazı sürekli olarak prizle takılı tutmasınlar. Evdeki elektrik tüketiminin %62'si beyaz eşyalardan kaynaklı. Özellikle çamaşır ve bulaşık makineleriyle buzdolabı. Kapak kısmının tam kapanmasına dikkat edelim. Çünkü o dolap kapakları tam kapanmadığı sürece soğutma ünitesi sürekli olarak çalışacaktır. Ve bu elektrik tasarrufumuza zarar veriyor. Bulaşık makinelerini çalıştırırken bu şekilde tam dolu halde olmasına dikkat etmek lazım. Çünkü bulaşık az olduğu zaman hem daha sık yıkama yapılıyor hem de daha çok elektrik ve su harcanıyor. Aynı durum çamaşır makineleri için de geçerli. Isı ne kadar yükselirse elektrik sarfiyatımız da o kadar artıyor.
40 derecelik bir sıcak suyla yıkaması uygun olacaktır. Bir tane bilgisayar var. Bir tane televizyonum var, çamaşır makinesi var. Diyelim ki evde televizyon çalışıyor. Televizyonu kapatırken kumandanın düğmesinden kapatırsanız büyük bir hata yaparsınız. Çünkü televizyonun fişini de prizden çekmeniz gerekiyor. Aksi halde hem televizyon hem de diğer elektronik cihazlar elektrik tüketmeye devam ediyor. Televizyonu nasıl kapatıyorsunuz? Direkt düğmesine basıyoruz, kapatıyoruz. Kumandadan. Kumandadan. Hata işte. Tamam, onu da düzeltelim. Ütü en çok elektrik tüketen eşyalardan biri. Bu yüzden çamaşırları nemliyken ütülemek enerji tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca ütünün kendi ısısı yeteceği için ütü bitmeden 5 dakika önce fişi çekilebilir. Fırınlar çalıştığı sıra esnada sürekli olarak kapağını açtığımız zaman ısı kaybı oluyor. Isı kaybı olduğu için de tekrar ısıtma ünitesi tekrar elektrik tüketimi arttırıyor. Kettle'da oluşan kireçleri düzenli temizlemek, klima bakımını aksatmamak gerek. Yani bilinçli kullanımla elektrik faturalarını bir nebze de olsa düşürmek mümkün. Fişler prizde mi sizin? Prizde. İşte prizden çekseniz belki düşer fatura. Bir de onu deneyelim. Elektrik fiyatlarını biraz düşürseler daha iyi olmaz mı? İstanbul Göktürk'te aidatı yüksek bir sitede ortak alan tartışması yaşanıyor. Nedeni ise bahçe katında oturanların o alana çıkardığı masa ve sandalyeler. Yönetim site sakinlerini işgalle suçluyor. Onlara göre ise tacizin nedeni çok başka. Bakın, burası benim evim, kapımın önü, bunlar benim masam. Bu sebepten dolayı site yönetimi tarafından dava edildim. Vakitli vakitsiz buraya da geliyorlar, bizleri rahatsız ediyorlar. Bu masa buradan kalkacak. Ne görürüm kaldı, ne gecekonduluğu kaldı burasının. Görgüsüzmüşük. 3 yıl boyunca taciz edilmekten yoruldum. Burası İstanbul Göktürk'te her ay yüzlerce lira aidat toplanan lüks bir site. Ama bu sitenin iki sakini ortak alana konulan bu masa sandalyeler yüzünden site yönetimiyle davalık oldu. Site yönetimi ısrarla diyor ki bu masa ve sandalye ortak alan işgalidir. Bu tamamıyla kat maliki ve yönetici arasında bir husumet. Geçen yaz burayı çıkamadık işte torunumu ben şuradan şurayı salamadım. Güler Gür 4 yıldır bu sitede bu bahçe katındaki evde yaşıyor. Kiracı yaklaşık 3 yıl önce site yönetimiyle arasında anlaşmazlık başladı aidat meselesi yüzünden. Toplanan aidatların hesabını sordum. Birkaç tane ağaç istedim diye benden kötüsü olmadı. Ve işte son olarak da Güler Hanım'ın evinin önündeki ortak alana koyduğu bu masa ve sandalyeler sorun oldu. Geçen yaz site yönetimi Güler Hanım hakkında dava açtı. İsteyen istediği zaman kapımı çalıp gelebilir. Bunun kime ne zararı var? Burada 12 tane daire var. 6 tanesi tamamen demir tellerle kendilerine müstakil hale getirmişler bahçeleri. Yönetim buna ses çıkartmıyor. Evin sakinleri de davalık oldu. Emine teyzenin kızı ve damadı yaşıyor bu evde. Kiracılar. Ben çözemedim kızım sitenin yönetimini. Tutturmuşlar bir ortak alan. Site yönetimine güvenlik görevlisi aracılığıyla ulaşmak istedik. Söz hakkı tanımak istedik ama kendileri röportaj vermek istemedi. Kime ne kadarı tahsis edilmişse yönetim planında yazılı olmalıdır. Keyfi uygulama yapamazlar. Bakın buradaki yönetici 13 yıldır aynı koltukta. Ortak alana konulan bu masa sandalyeler kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı artık mahkeme karar verecek. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Özellikle e-ticarette tüketici şikayet üstüne şikayet yağdırmıştı. Ticaret Bakanlığı alışverişte sahte indirim oyununa karşı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. İşte detaylar. %20 indirim diyorlar. Sonra kargo ücreti koyuyorlar üstüne. E-ticarette kurallar yeniden belirlendi. İndirim oyununa bakanlık dur dedi. Alışverişte yeni dönem başlıyor. Fiyatlara %100 zam yaptılar. Ondan sonra da indirim yaptılar üzerinden. Yanlış ürün geliyor. İstemediğimiz ürün geliyor. İadesiz ürün geliyor. E-ticarette tüketicinin en çok şikayet ettiği başlık sahte indirimler olmuştu. İndirim reklamlarını mercek altına alan bakanlık aslında hiç indirim yapılmadığını tespit etmişti. Milyonların beklediği düzenleme artık hayatımızda geçiyor. Fiyat karşılaştırması hep yapıyorum. 100 liralık bir fiyat çıktıktan sonra onu 70 liraya da bulabiliyorsunuz. Yeri geliyor 50 liraya da bulabiliyorsunuz. Firmaların indirim reklamı yapmaları için son 30 gündeki fiyatlarına bakılacak. İndirimli fiyatın son bir aydaki en düşük fiyattan daha az olması gerekecek. Önce bindiriyorlardı, sonra indirdik diyorlardı yiyene. Avantajlı olur. Mağazalardan alamıyoruz.
Çünkü yaklaşık %20-%30 bir fiyat farkıyla karşılaşıyoruz. Tüketici sahte yorumlarla da aldatılabiliyordu. Hatta bazı satıcılar kendi ürünlerine bile yorum yapıyorlardı. Artık sahte yorumların da önüne geçilecek. Sadece ürünü satın alanlar yorum yapabilecek. Şikayet sitelerinde de düzenleme yapılacak. Satıcıya 72 saatlik cevap verme süresi tanınacak. Tüketicinin lehine olan bir durum. E-ticarette tüketiciyi koruyan düzenleme 1 Mart'ta hayata geçiyor. Birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Bugün takvimler 2-2-2022'yi gösteriyor. Yeni bir yuva kurmak isteyenler de bu özel tarihi günü kaçırmadı. Nikah salonlarında 2-2-22 yoğunluğu yaşandı. ...2-2-22 diyerek ileride de kutlamak için, benim için de hatırlamak babında daha kolay olsun diye. Artık unutursa bilemiyorum yani. Çok az bir süre kaldı mutluluğa. Özellikle mi seçtiniz bu tarihi? Evet, özellikle seçtik. Çok heyecanlıyım. Titriyoruz biraz. İmzalar çok özel bir günde, ikinci ayın ikisinde, 2022'de atıldı. Nikahlar ard arda kıyıldı. Evet. Belediyelerde 02-02-2022 bu özel tarihin heyecanı yaşanıyor. Nikah salonları 6 ay öncesinden bu özel günü tercih edenlerle dolu taştı. Heyecanla günün ilk nikahı kıyılıyor. Kimin fikriydi? Ben bakmayayım. Neden? Umutmamak için. Çok heyecanlıyım. Hem özel bir gün. Aşırı heyecanlıyım şu an. Ne zaman aldınız bu tarihi? Bir 6 ay öncesinde biz de aldık. En mutlu gününüz tarihte 02-02-2022. Evet, evet. Çocuklar da özellikle seçtiler zaten. Herhalde unutmamak için galiba. Damat Bey seçmiş. Evet, evet. Kazaya kurban gitmeyelim diye. Çok çok sıkıntı oluyor biliyorsun. Normalde kış aylarında hafta içinde günde 5-6 taneden fazla nikahımız olmazdı. Ama bugün 2-2-2022 tarihi dolayısıyla bugün 16 tane nikahımız var. Zorlandınız mı tarihi alın? Şanslıydık, biz bulduk hemen. Unutulmayacak bir gün. O yüzden. 02-02-2022 saat 2. Çok özel bir gün ve çok özel bir saat. Hem de nikahınız Show Haber'de. Çocuklarınıza da izletirsiniz ileride. Teşekkür ederiz. Dünyaca ünlü bir yardım kuruluşu Afganistan'a gidip terk edilmiş yüzlerce evcil hayvanı kurtardı ama dönüş yolunda o uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. Aç ve tedaviye muhtaç can dostlarımızın yardımına Türk hayvanseverler koştu. Biz de Adana'dan 8 kişi, 4 veteriner izinlerimizi aldık. Hayvanlara müdahale ettik 15 saat. İçinde onlarca evcil hayvan vardı. Uçakları Türkiye'ye zorunlu iniş yaptı. Yardıma hayvanseverler koştu. Ankara'da tedavi lazım işte köpeklere. Hayvanlara yemek, su lazımdı. Dünyaca ünlü yardım kuruluşu Global Animal Rescue, Afganistan'da terk edilmiş kedi ve köpekleri kurtarmaya karar verdi. Kiralanan kargo uçağı hayvanları almayı başardı. Afganistan'dan savaş alanından kargo uçağıyla 300 tane kedi köpek kurtarıyorlar. Yolculuğun son durağı Kanada'ydı ama Rusya hava sahasının kullanılmasına izin vermedi. Ankara'ya zorunlu iniş yapıldı. O uçak Rusya'nın sınırından geçemiyor çünkü Amerikan vatandaşları da var içinde. Ankara'ya rotar etmek zorundalar. Ankara'dan da İzlanda, İzlanda'dan da Kanada'ya. Uçaktaki grup ineceklerini Adanalı hayvansever Devran Naz'a bildirdi. Biz de Adana'dan 8 kişi, 4 veteriner izinlerimizi aldık. Hayvanlara müdahale ettik 15 saat. Hepsine ilaçlarını verdik, tedavilerini yaptık. Oradaki işte kalan vatandaşların da yemeklerini verdik. Tekrar havalanan uçak önce İzlanda'ya ardından da Kanada'ya gitti. Türkiye çok iyi ağırladı diyebilirim bu uçağı. Değerli izleyicilerimiz, şu anda ekranda da görüyorsunuz Show Haber WhatsApp ihbar hattı telefon numaralarımızı. Ben sizler için tekrar hatırlatmak istiyorum. 0536 266 90 0 0536 266 90 02. Bir kez daha tekrar ediyorum. 0536 266 90 0 0536 266 90 02. Değerli izleyicilerimiz, bültenimizin sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi güzel bir akşamınız olsun. Hoşçakalın.